Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Başkan Yardım, Bakan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, güzel çekmecemizin başkanımız Temel Karadeniz, AK Parti'mizin ilçe başkanı, değerli dernek yöneticilerimiz, federasyon başkanımız ve hasılı siz değerli misafirlerimiz, kalbi Kosova için atan değerli misafirlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken hoş geldiniz diyorum. Tabii ben birkaç senedir mikrofonlara uzak kaldım. Sürçülisan edersem affola. Evet, 11. yılını kutladığımız özgürlüğünün, bağımsızlığının, hareket etme kabiliyetinin, özgürlüğünü elde eden küçük bir devlet, bizim ata topraklarımız. Ata topraklarımız Kosova. Hayırlı uğurlu olsun 11 yaşım diyorum. Bizler nice 11 seneler ediyorum. O topraklar için kanını döken, o topraklar için savaş veren İbrahim Rugova'ya Allah'tan rahmet diliyorum. O topraklar için komutanlık yapan, o topraklar için askerlik yapan Adem Yaşar Gün ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. O topraklar öyle kolay kolay kazınmadı, kazanılmadı. Onun için diyorum ki 11 yıl değil, nice 11 yıllara ersin inşallah Kosova. Ben bugüne kadar inanın siyasette sahada oldum. Bugünkü kadar heyecanlı değilim. Olamadım. O kadar güzel bir duygu ki insanın özgürlüğüne kavuşması, istediği gibi hareket edebilmesi, bu bayrak benim bayrağım diyebilmesi, bu toprak benim toprağım diyebilmesi, işte Kosova 11 yıl önce bu özgürlüğünü ilan etti ve ikinci olarak maalesef biz birinciliği almak istiyorduk ama ikinci olarak tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu bir başarıdır arkadaşlar. Bu bir güzelliktir. Allah bundan sonra Kosova milletine kan dökmeyi engellesin. Kosova milletine huzur, barış, güzellikler nasip etsin. Ve buradan tekrar söylüyorum. 11. yılı kutlarken geçen gün Üsküp'ten Gosluvar'a giderken Şarampole'ye uğranlanmış otobüste 18 vatandaşımızı kaybettik. Buradan onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Gosluvar'ımızın başı sağ olsun. Allah bir daha kötü günler göstermesin. Kosova nice 11 yıllara Allah'a emanet olun.